Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün gayrimenkul sektöründen bahsedeceğiz. Birleşik Krallık'ta, daha doğrusu genel olarak gayrimenkul yatırımı nasıldır? Tavsiye eder miyiz? Yapmalı mıyız? Nasıl bir yatırım türüdür? Birleşik Krallık'ta yatırım yapılabilir mi gayrimenkule? Ne tür gayrimenkuller var? Finansmanı nasıl sağlanır? Nasıl tercih yaparız? Süreç nasıl işliyor? Bunların hepsinden bahsedeceğiz ama zamanlama itibarıyla birden fazla video olacağını düşünüyorum. Henüz daha öyle kesmedim, planlamadım. Gidişe göre birazcık hareket edeceğiz. Böyle uzun uzun işte sohbet etmiş olacağız sizinle bu konuyla ilgili. Şu an bulunduğum yer itibarıyla hava birazcık serin, tatlı bir serinlik var. Birazdan eğer üşümeye başlarsam keserim, sonra ikincisinde devam ederiz falan. Farklı yerler olabilir. Böyle başlayacağız. Hadi yavaş yavaş başlayalım. Biraz şöyle notlarımdan da kopya çekeyim sizin için. Öncelikle gayrimenkul sektöründen birazcık bahsedelim. Gayrimenkul sektörü biliyorsunuz geniş bir alan. Yani birçok farklı taşınabilir olmayan malların, ürünlerin alındığı, satıldığı bir alandan bahsediyoruz. Ve gayrimenkul yatırımı sabit bir yatırım olabildiği gibi bir çeşit de işletmeye de çevrilebilir. Örneğin bir kira getirisi sabit olarak elde edebilirsiniz. Bunu tercih edebilirsiniz. Veya bir işletme haline getirir. Gayrimenkul alır, bunu işletir, bir dükkan, bir otel yapabilir ve onun işletmesinden de kâr elde edebilirsiniz. Bunun gibi birçok yöntemler var. Gayrimenkul yatırımı aslında dünyanın birçok yerinde, bugün Türkiye'de, Dubai'de, birçok yerinde, Amerika'da, Miami'de, ciddi getirisi olan, İngiltere'de ciddi getirisi olan bir alan. Her yerin kendine göre de coğrafi olarak, ekonomik olarak, ülkenin şartlarından dolayı, ekonominin şartlarından dolayı farklı farklı artıları, eksileri var. Buna göre de aslında yatırımcılar bir karar veriyorlar. Yatırımcının karar verme şeklinden de birazcık bahsedeceğiz. Ama genel olarak gayrimenkulü tavsiye eder misin diye bana sorarsanız, evet gayrimenkulü tavsiye ederim ama herkese değil. Yatırımcının yapısına göre bu değişir. Bundan da biraz sonra tavsiye edeceğiz. Peki İngiltere'de mantıklı mı? Biraz da bunu konuşalım yavaş yavaş. Şimdi İngiltere'de şu an notlarımdan da bakıyorum. Şu anda Türk yatırımcıların gayrimenkul yatırımları yaklaşık 500 milyon dolar civarında olduğu söylenmiyor daha doğrusu yazılıyor. 500 milyon dolar civarında gayrimenkul yatırımı var ki bu çok hızlı bir şekilde katlanarak artıyor. İngiltere son dönemde zaten yabancı yatırımcı için her zaman cazip bir yerdi. Son dönemde Türk yatırımcılar da giderek talepler artmaya başladı. Bunun birçok sebebi var. Sebeplerinden bir tanesi erişilebilirlik kolaylaştı. Artık daha uygun tutarlarla alım yapılabiliyor. Artık daha da cazip hale geldi bu yatırım gün be gün. Birçok sebebi var. İnsanlar çok sık gelip gidebiliyorlar. Eskiden daha az, daha belli bir kesim gelip gidebiliyordu. Şu an daha çok kişi İngiltere'ye gelip gidebiliyor. İşte öğrenci geliyor, ona bir ev alalım kiralayacağımıza deniyor gibi birçok sebeplerden dolayı İngiltere'de gayrimenkul giderek cazip bir hale gelmeye başladı yatırımcılar için ve de Türk yatırımcılar için, Türkiye'den gelen yatırımcılarımız için de. Gayrimenkulde ne tür gelirler elde edebiliriz? Gayrimenkulde iki çeşit ana gelir yöntemi var. Ben gayrimenkul uzmanı değilim bu arada. Bunu söyleyeyim, gayrimenkul uzmanları dinlediklerinde bana kızmasınlar, ne diyor bu adam falan diye, ben değilim. Benim işim biliyorsunuz. Özellikle İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta ve dünya çapındaki farklı alanlarda yatırım yapmak istediğinizde, ticaret yapmak istediğinizde, markalaşmak istediğinizde bu alanda A'dan Z'ye sizin için çözüm üretmek. Benim işim bu. Bunun bir parçası olarak gayrimenkulle ilişkim devam ediyor. Yoksa ben bir gayrimenkul portföy uzmanı veya bunun süreç uzmanı veya bir emlakçı değilim. Ama her sektörü biraz biraz bilmemiz gerektiği için de bu sektörü birazdan daha fazla biliyorum. Çünkü aktif olarak bu sektörde birlikte hareket ettiğimiz, danışmanlık verdiğimiz, hizmet verdiğimiz firmalar var. Şimdi gelelim bu iki çeşit gelir modelinden bahsedelim. Bunların bir tanesi kiradır, kira getirisidir. İkincisi de capital gain dediğimiz bizim değer artışından dolayı bir getiridir. Şimdi burada ara ara bahsedeceğim, hani az önce de dediğim yatırımcının yapısından kaynaklı, yatırımcının finansal ve psikolojik yapısından kaynaklı farklı şeyler olur. Nasıl diyeyim? Talepler olur. Yani kimisi der ki ben kira getirisi istiyorum. Aylık sabit bir getiri istiyorum. Ben buna odaklanmak istiyorum der. Kimi yatırımcı da der ki ben
capital gain'e odaklanmak istiyorum. Acil benim paraya ihtiyacım yok. Fakat 10 sene sonra, 15 sene sonra orta vadede ben bu şeyi sattığımda, gayrimenkulü sattığımda ciddi bir getirisi olsun istiyorum der. Aslında bunların her ikisi de hemen hemen tüm gayrimenkul çeşitleri için aktif bir şekilde devam eder. Yani hem kiradan kazanırsınız hem de capital gain'den, yani sermaye artışından, değerlemeden kazanırsınız. Bu arada sesim yeni yeni açılıyor. Kötü çıkabilir, kusura bakmayın. Böyle kendimi birazcık da zorluyorum. Sesin birazcık daha iyi çıkabilmesi için. Bu yatırım, ya bu gelir türünün her ikisi de İngiltere için de geçerli. Bölgelere göre değişmekle beraber. Kimisinde kira getirisi yüksektir oransal olarak. Kimisinde de capital gain'imiz, yani değer artışından kaynaklı getirimiz yüksektir. İngiltere büyük bir ekonomi. Dünyanın en büyük 6. ekonomisi biliyorsunuz. Bazen 5 oluyor, bazen 6 oluyor. Büyük ekonomi olduğu için de stabil bir ekonomi. Yani ekonomide çok büyük riskler, ekonomide çok büyük değişkenlikler bulmak çok küçük bir ihtimal. Genelde daha büyük hareketlerden çok sabit, giderek büyüyen, mantıklı bir şekilde devam ediyor. Ve yaptığı yatırımda da çok büyük riskler almak istemeyenler için de İngiltere güzel bir alan. Amerika'da bu şekilde değerlendirilebilir bir alan. İngiltere'de böyle bir alan. Risk az. Risk az olduğu için tabii ki bazı yerlerde, örneğin Orta Doğu'da, Orta Doğu'nun ortasında bir yatırım yapsanız belki çok daha fazla kar edersiniz. Ama 3 gün sonra paranızın tümünü de kaybedebilirsiniz. Bu tür riskler de vardır. Bu yüzden çok tedbirli gitmek lazım. Ama İngiltere'de böyle bir şey söz konusu değil. Geliriniz makul bir şekilde her zaman artar, her zaman değerlenir. Bu bugüne kadar böyle olmuştur. Bundan sonra da böyle devam edeceğini ben düşünüyorum şahsen. Peki yatırım neden yapmalıyız veya yapmalı mıyız sorusunun cevabını arıyoruz. Şimdi İngiltere'de yaşıyorsanız zaten gayrimenkulü, oturacağınız evi mutlaka alın. Ben bunu buraya gelen bütün arkadaşlara ısrarla söylüyorum. Hatta öğrenciyseniz bile 3 sene mi kalıyorsunuz, 4 sene mi kalıyorsunuz? İşte buraya ekspat olarak geldim, ya kaç sene kalacağım belli değil. Hiç önemli değil. Buraya gelir gelmez ilk hedefiniz buradan ev satın almak olsun. Eğer burada yaşıyorsanız. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi, eğer ilk oturacağınız evse bu sizin, oturacağınız evi satın alacaksanız zaten devlet vergilerle ilgili ciddi bir avantaj sağlıyor. Bu avantajdan faydalanacaksınız. Bu birincisi. İkincisi, zaten buraya bir ekspat olarak geldiyseniz, bir maaş alıyorsanız, sabit bir maaşınız varsa siz bu maaşın içerisinden vergi ödüyorsunuz. Ve brüt maaşınızın 4-4,5 katı, ortalama 4,5 katı kadar kredi çekme şansınız var mortgage için. Bu hakkınız zaten siz ödediğiniz vergilerle elde etmişsiniz. Bu hakkınızı bir an önce kullanın. Neden kullanmayasınız ki? Bir diğer sebebi, yine burada yaşıyorsanız zaten sizin ödeyeceğiniz mortgage, taksitler kiradan daha az olacaktır. Boşu boşuna kira ödüyorsunuz. Şimdi kira ödediğiniz zaman zaten o kira havaya uçuyor. Tamamen kullandığınız ev, ama mortgage ödediğinizde hem daha az ödüyorsunuz hem de onun bir kısmı zaten sizin evinizin payı olarak size geri geliyor. Yani eviniz, daha çok evinizden pay sahibi olmuş oluyorsunuz bu durumda. Bu yüzden İngiltere'de yaşıyorsanız ve ilk evinizse zaten hiç düşünmeden direkt olarak alın derim. Alabilir misiniz? Birçoğunuz alabilirsiniz. Yani benim kredibilitem düşük, benim kredi puanım düşük diyenler var. Bunlara takılmayın. Kredi puanı önemli ama her şey değil. Depozitonuz burada biraz önemlidir. Kredi puanınız düşükse de gelirinize bakılır. Bir şekilde bir formül oluşur ve bu sonuçlanır. Alabilirsiniz, yani burada yaşıyorsanız mutlaka bir şekilde alırsınız. Ucuz veya pahalı, öyle veya böyle bu sistemin içerisine girersiniz. Zaten bu sistemin içerisine giriniz. Çünkü burada bir ladder sistemi var. Yani bir merdiven sistemi var. İnsanlar burada önce bir ev alırlar, sonra evi daha çok büyütürler, alabilecekleri ev alırlar. Sonra belli bir yaştan sonra diyeyim, artık mesela benim karşı komşum evini satıyor. 4 yatak odalı, yani 4+1, hatta 5+1 bir evden bahsediyoruz. Ya diyor, bizim 3 tane çocuğumuz var. Düşünce dünyanın farklı yerinde. Şu an işte karım, ben, bir köpek kaldık. Daha küçük bir eve geçeceğiz diyor. Niye? Çünkü daha küçük bir evde yaşayacak. O aradaki farkı da kendisine cebine atacak. Bu önemli bir şey. İkinci ev alabilirsiniz. Birinci ev aldınız, ikinci evin yatırımı da devam edebilir. Burada da yine gelir elde etmeye devam edersiniz. Evinizi kiraya verirsiniz. Kiraya verdiğiniz evi, bu arada bu bütün herkes için de geçerli. Kiraya verdiğiniz evden
kirasından daha az zaten taksit ödeyeceksiniz. Bundan dolayı neden ikinci bir ev alma şansınız varsa ev almayasınız? Yani ikinciden itibaren zaten ben ev diyorum ama ev olmak zorunda da değil bu. Bu başka türlü bir gayrimenkul de olabilir, dükkan olabilir, başka bir yer olabilir, arsa olabilir, farklı şekilde öğrenci evi olabilir, değerlendirilebilir. Bunlardan yine ileriki zamanında videonun veya bölümlerde bahsedeceğim. Diyelim Türkiye'ye döndünüz. Burada 3 sene yaşadınız ve Türkiye'ye döndünüz. Kiraya verirsiniz. Kiraya verdiğiniz ev zaten kendi kendini ödeyecek. Artı şöyle oluyor. Emlakçının bakım için verdiğiniz parayı artı taksidi karşılığı üstte de size birazcık para kalıyor. Diyelim ki çok az para kaldı. Kayda değer bir para kalmadı üstte. Ya kalmasın. Zaten sizin burada çalışmadan kiraladığınızdaki gelen para evinizin değerini artırıyor. Evinizdeki payınız artıyor. 10 sene sonra evi satmak istediğinizde bakıyorsunuz ki ciddi bir şekilde hem ev değerlenmiş hem kendi kendine evin payını ödemiş. Payını ödemiş dediğim şu, ilk başta bir depozito ödüyorsunuz mesela %10'unu ya. Sonra yavaş yavaş taksitleri ödedikçe artık %11'i, 12'si, 15'i, 17'si bu evin sizin. Daha çok parçası sizin bu evin. Yani yarın satmak istediğinizde bankanıza ödüyorsunuz parayı ve geriye kalan ciddi bir paranız oluşuyor arada. Bunlar da bir ihtimal. Bu yüzden Türkiye'de dönecek olsanız, burada yaşıyorsanız, burada yaşamaya devam da edecek olsanız öncelikle ilk evinizi alın derim kesinlikle. İlk evinizi aldıktan sonra da imkanınız varsa ikinci ev, üçüncü ev için de yatırımlara devam edin derim. Krediyle ilgili kısımlar var. Birazdan onları da konuşacağım ama burada yaşayanlar için, şimdi birazdan yurt dışından gelenlere, İngiltere dışından başvuracak olanlara da söyleyeceklerim olacak. Ama burada yaşayanlar için farklı seçenekler de var. Değerlendirebilecekleri finansman noktasında özellikle ikinci, üçüncü ev alıyorsanız. Mesela sadece buradaki oranları ödeyip evin ana parasını ödemeyip de çok daha yüksek bir kar elde edebilirsiniz. Kar dediğim aylık gelir, kiradan daha çok gelir elde edebilirsiniz. Bu da bir yöntem. Bunda daha az, daha hızlı bir şekilde para dönüşü sağlanıyor. Bunu yapabilirsiniz. Ama evin sizdeki payı artmıyor bunda. Sabit kalıyor. Siz sadece aradaki farkı daha çok alıyorsunuz. Aylık geliriniz artıyor. Onu başka bir yerde değerlendirebilirsiniz. Yani sadece depozitoyu ödeyebiliyor olmanız süreci başlatmanız için yeterli ve çok ciddi burada kira geliri elde edebilirsiniz. Bunlar İngiltere'de yaşayanlar için söylediklerim. Şimdi İngiltere dışından neden yapalım? Tabii ki genel olarak bir kere gayrimenkul yatırımı faydalı. Yani bir mantıklı bir yatırım türüdür. İkincisi, bunu İngiltere piyasasında yaptığınızda İngiltere'nin enflasyonu düşük. Genel olarak enflasyon düşük bir ortam ve genel olarak gelirleri yüksektir. Yani şöyle diyeyim ben size, İngiltere'de yıllık %7 ile 13 arasında ev değerlenir ve yine %5 ile, bu arada hani otellerde bu %3'e kadar düşer, Londra'da bu biraz daha düşüktür ama %3 ile %13 arasında da kira geliriniz vardır. Bunu nasıl hesaplıyoruz onu da söyleyeyim. Evinizi veya binayı aldığınız paranın ile yıllık kirayı oranlıyoruz. Yani %10 getirisi var dediğimde aslında ödediğiniz paranın %10'unu her yıl geri alıyorsunuz demek. 10 yıl sonra amorti ediyorsunuz demek tabiri caizse. Tabii ki bunu şey saymıyoruz. Bir de artı evin değerlenmesi, binanın değerlenmesi var. Ev diyoruz ama farklı türler de var. Onları da konuşacağız. Binanın değerlenmesi de var. Bunu saydığımızda aslında bu %10 daha da yüksek bir orana çıkıyor. Bunlar da hem değerlemesi hem de ayrı ayrı hem de kira getirisi %6 ile değerlemesi veya yerine göre değişiyor. Hadi %5 diyelim. Biz %5 ile %13'e kadar çıkan yerler, 14'e kadar çıkan yerler var. Bu yüzden yurt dışında da sabit bir yerde, sakin bir limanda, güvenli bir alanda iyi bir getiri elde etmek istiyorsanız yurt dışından da buraya yatırım yapabilirsiniz. İlk bölümü bu şekilde noktalayalım. İkinci bölümde devam edeceğiz. İkinci bölümde de işte en doğru zaman nedir? Ben İngiltere'de alabilir miyim? Yurt dışında yaşıyorum gibi. İşte nasıl bunu finanse edebilirim? Süreç nasıl işliyor? Nasıl, hangi bölgelerde seçmem lazım? Bunların hepsini de diğer bölümlerde konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.